Türkiye'de burjuvazinin nasıl oluştuğunu eğer devlet çok iyi incelerse içinde inanılmaz finansal suçlar bulur. Bu kadar basit. Borsadaki manipülasyonlar geriye dönük 40 yıl incelensin, içinde inanılmaz finansal suçlar bulunur. Dolayısıyla bugün aslında oturdukları cam kulelerden hükümete taş atanlar, oturdukları cam kulelerden siyasi iradeyi çalışamaz hale getirmeye çalışıp oynadıkları finansal oyunları, oynadıkları siyasi oyunları askeri darbeye tahvil etmeyi deneyenler veya sokak hareketine tahvil etmeyi deneyenler şunu unutmasınlar ki oturdukları cam kule bizim açımızdan çok şeffaftır. Evet. Kimin kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nereden beslendiğini, nereden geldiğini ve nereye gideceğini biliyoruz. Peki Başbakan konuşmasında az önce siz de ifade ettiniz. Bunun peşini bırakmayacağım. Yani bu adımları atan faiz lobisinin ve Türkiye'deki uzantılarının hesabını göreceğim derken. Bu şu mu demek? Yani sizleri bitireceğim, sileceğim demek mi? Yoksa madem bu oyunu oynuyorsunuz ya da para kazanıyorsunuz, eşit şartlarda herkesin kazandığı gibi oyunu kurallarına göre oynayın, paranızı doğru düzün. Kazanın arkaya dolanıp ondan sonra manipülasyon yaparak, birilerinin lobisi olarak bu işleri yapmayın mı demek istiyor? Şimdi onun Ankara konuşmasında çok açık söyledi. Hı-hı. Eğer dedi spekülasyonunuzu yakalarsam ümünüzü sıkarım. Hı-hı. Bu kadar basit. Ne demek? Ya bitiririm mi demek? Yani bütün her şeyi bir anlamda soruşturma açarım, sizin ticari faaliyetlerinizi bitiririm demek mi? Yoksa sizi doğru yola sokabilmek şimdi, adına... Şöyle bir şey Murat Bey. Amerika'da finansal manipülasyonun cezası 100 yıla kadar hapis cezası var. Evet, ama adam öldürün, vergi kaçırmayın, aynı şey, şey yapmayın. Amerika'da demek. Eğer finansal manipülasyon yaptıysanız, insider trading yani içeriden öğrenenlerin ticareti yaptıysanız, vergiyi eksik gösterdiyseniz, eksik ödediyseniz, vergiden kaçtıysanız veya vergiden kaçındıysanız, bakın ikisi ayrı kavramlar. Bunun bütün mal varlığınıza el koyma yetkisi var Amerikan devletinin mahkeme kararıyla. Ve 100 yıla kadar özellikle içeriden öğrenenlerin ticaretinde hapis cezaları var. Dolayısıyla Türk devleti güçlü olduğu zaman herkes adam olur. Bugün başbakanın söylediği bu. Hiç kimseyi başbakanın bitirmek gibi bir niyeti yok. Ama adam olacaksın diyor. Diğer vatandaşlar nasıl bu ülkenin kurallarına saygılı yaşıyor? Hı hı. Nasıl ki eli ayağı oynamıyor, kıpraşmıyor senin gibi. Her tarafı başka bir yere doğru oynamıyor. Sen de onlar gibi olacaksın. Bir tarafta sen bu ülkenin bütün maddi varlıklarından yararlan. Sen bu ülkenin geçmiş bütün devalüasyonlarında varlıklarını 3'e 5'e katla. Sen bu ülkenin 1954'ten itibaren, 1946'dan itibaren kamu bankalarından kredi al. Vatandaşın varlıklarını kendine transfer et. Bir taraftan da vatandaşı seçtiği hükümete kastet. Böyle bir şey olamaz. Başbakan bunu söylüyor. İsterseniz ses var bir dinleyelim. Evet, onu bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Konuşalım. 2002 yılında biz görevi devraldığımızda Türkiye'de gösterge faiz %63 seviyesinde. 116 milyar lira bütçemiz var. Hani şimdi bunlar anti emperyalist değil mi? Kapitalizmin karşısında değil mi? Şimdi bunlar kapitalizmin karşısındaysa ve kapitalizmin en önemli sömürü aracı da faizse şimdi ben onlara burada bir cevap veriyorum. Bakın bu bütçenin 52 milyar lirası yani %45'i faiz harcamalarına gidiyor. Çok daha ilgincini söyleyeceğim. Onun da akıllarında kalmasında fayda var. Yani benim vatandaşımın verdiği her verginin, devletin her gelirinin 100 lirada 45 lirası faiz lobisine gidiyor. Bir değişiği de toplanan verginin o zaman %85'i faize gidiyordu. Ama bugün %15'i faize gidiyor. Bakınız nereden nereye. Peki Türkiye bütçesi şu anda ne oldu? 404 milyar lira oldu. Faiz harcaması ne oldu? Dikkat edin 53 milyar lira oldu. Oran %13. 10 yılda Türkiye'nin faizlerini düşürmek yoluyla yaptığı tasarruf nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Tasarrufu söylüyorum. 642 milyar lira. 10 yılda milletimin
642 milyar lirası yine milletim için harcandı. 2002 yılındaki gibi kalsaydık tam 642 milyar lira nereye gidecekti? Faiz lobisine gidecekti. Ama biz bu parayı tasarruf ettik. Bununla ne yaptık? Okullar yaptık. Ne yaptık? Hastaneler yaptık. Ne yaptık? Yollar yaptık. Ne yaptık? Enerjide çok ciddi değişime gittik. Ne yaptık? Tarımda çok ciddi destekler getirdik. Adalet sarayları yaptık. Emniyet sarayları yaptık. Konut yaptık. Yoksulun elinden tuttuk. Sosyal dayanışma yardımlaşma fonumuzu çok daha farklı çalıştırdık. Tabii bu durumdan faiz lobisi çok rahatsız. Ama buna rağmen bu dönemde yine de faiz lobisi acayip kazandı. Şu anda bakın en büyük parayı faiz lobisi kazanmıştır. Az para değil. Tam 642 milyar lira kaybetmişler. Buna tahammül edebilirler mi? Tüy bitmemiş yetimin, garibin, gurabanın hakkını, esnafın kazancını, işçinin alın terini, işverenin sermayesini hortumlayan bu çevreler 10 yılda 642 milyar liradan olmuşlar. İşte biz bu hortumu kestiğimiz için birileri içeride ve dışarıda çok rahatsız oldular. Evet, başbakan da söyledi. Bu hortumu kestiğimiz için içeride ve dışarıda birileri çok rahatsız oldu. Peşini bırakmayacağız dedi. Siz de ifade ettiniz. Ümüğünü sıkacağız bu tarz manipülatif işlere girenlerin. Şimdi buradan yola çıkılarak şöyle bir söylem geliştirildi son dönemde özellikle sosyal medyada. Efendim cadı avı başlıyor. Bu cadı avı mıdır? Yani cadı avı mı başlıyor hakikaten? Yani kendinden olmadığı ve faiz lobisine hizmet ettiği düşünülen adamları bitirme operasyonu mudur bu? Kesinlikle bu bir dezinformasyon ve bunların kendini korumak için uydurdukları bir yalan. Bakın İngiltere'den örnek vereyim. İngiltere'de Barclays Bank 450 milyon dolar ceza ödedi. Faiz manipülasyonu yaptığı için. İngiltere'deki kurumlara. Tekrar ediyorum. 450 milyon dolar. Öyle 1 milyon dolar, 2 milyon dolar değil. Yani yarım milyar dolar ceza ödedi. Neden? Çünkü İngiliz devlet kurumları bu bankanın faiz manipülasyonu yaptığını yakaladı. Evet. Bir puan oynattığınız zaman faizi, vatandaşın ödememesi gereken parayı kendinize transfer ediyorsunuz. Rekabet Kurulu Türkiye'de bankalara biliyorsunuz soruşturma açtı. Ve bu soruşturma sırasında bankalar arasında bazı mailler yakalandı. İhaleye girmeyelim, faiz yüksek kalsın, biz gelmiyoruz, siz de gelmeyin gibi bazı mailler yakalandı. Eğer bugün bazı bankalar bilerek ihaleye girmeyip hazine faizinin yüksek kalması için buna teşebbüs ediyorlarsa bu bir finansal manipülasyondur. Bunun cezası çok büyük paralarla ve hapisle sonuçlanır. Barclays Bank'ın bütün yöneticileri görevden alındı. Hapis cezası ile yargılanıyor hala bazıları. Amerika'da bankaların manipülasyondan dolayı hapis cezaları almış yöneticileri vardır. Manipülasyondan dolayı 30 yıl 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası almış finansal yöneticiler vardır Amerika'da. Dolayısıyla Türkiye'de bu iş bu kadar basit değil. Herkes ayağını denk alsın. Türk devleti lideriyle, başbakanıyla, halkıyla gözünü açtı. Herkes ayağını denk alsın. Dolayısıyla başbakanın söylediği bu her şey olması gerektiği gibi olacak. Bu 642 milyar TL'yi de onların cebinden almadık. Bu yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim cebimizden alacaktı. Engel olundu. 642 milyar TL'nin alınmasına engel olundu. Sayın Başbakan'ın söylediği 642 milyar TL'lik olay budur. Çok önemli bir şey var Murat Bey. Bir ülkede Ergenekon vari yapılanmaları bitirebilirsiniz. Ergenekon vari yapılanmaların sonunu getirebilirsiniz. Ama finansal Ergenekon'u bitiremezseniz, finansal Ergenekon hükümetleri yer, yeni gelen hükümetleri de yer, yoluna devam eder. Önemli olan Ergenekonlar değildir. Önemli olan finansal Ergenekonların bitirilmesi, sonlandırılması ve özellikle ekonominin, finans piyasalarının, ekonominin diğer bacaklarının sağlam kalmasıdır. O açıdan baktığınızda Sayın Başbakan'ın söyledikleri Cumhuriyet tarihi açısından hayatidir. Ha şunu da söyleyeceksiniz belki. Evet. Menderes'i neden devalüasyona ikna etmelerine rağmen sonra darbeyle devirdiler? Evet, yani mesela akıllı evet, akıllara gelen soru bu. Çünkü madem ikna ettiler 58'e devalüasyonu yaptırdılar, o zaman niye astılar? Devam edebilirlerdi. Onu da hemen söyleyeyim. İlk önce Menderes'i 1954-58 arasındaki ekonomik dalgalanmayla 58 devalüasyonuyla esir aldılar.
Fakat baktılar ki 58'den 60'a kadar icraatı değişmedi. Yani o devalüasyon sonrası yine Menderes bildiği yoldan gidiyor. O yerleşik düzene biat etmiyor. Onlarla işbirliği yapmıyor. Hatta Menderes'in sonu şuydu. Rusya ile işbirliği yapacağını açıkladığı gece Menderes'i asmaya karar verdiler. Bakın bu kadar kesin söylüyorum. Yargılama da bir yıl geçmedi daha üstünden. Yani 60 darbesinden sonra yargılandı. Ondan önce söylüyorum. Darbe olmadan önce Rusya ile işbirliği yapacağını açıkladığı gece İş Bankası'nı Ruslara satarım dedi. O gece Menderes'in idam fermanı imzalandı. Dolayısıyla devalüasyon sonrasında beklediler kendisine biat eder mi diye. Biat etmediği için Menderes'i astılar. Üç kademelidir. İlk önce finansal manipülasyonla hükümetleri bayıltırlar. İkinci kademede finansal manipülasyona, siyasi manipülasyona eklerler, esir alırlar. Üçüncü kademede eğer yine biat etmezse askeri darbeyle düşürüp asarlar. Türkiye'de 10 yıllık süreçlerdeki yerleşik düzenin, faiz lobisinin harekat planı budur. Evet. Ama bu harekat planı 2003'ten 2013'e kadar çöktü ve bu son 31 Mayıs kalkışmasıyla da duvara çarptı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Daha bunları konuşacağız. Öyle gözüküyor. Daha o kadar çok açıklanacak belge, bilgi var ki ben onların yerine olsam hiç uyumam sabaha kadar. Bu belgeler çıkarsa hakikaten dediğiniz gibi büyük skandalları da ortaya çıkartacak nitelikte. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldınız, kıymetli görüşlerinizi açıkladınız. 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulutlu değerli izleyiciler konuğumuz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda.